Yaya geçidindeydi, karşıya geçecekti ama aşırı hızla gittiği iddia edilen bir trafik magandası ona çarptı, hayattan kopardı. Kızı kazanın peşine düştü. İlk şoku bilirkişi raporunu görünce yaşadı. İkinci şoksa kamera kayıtlarıydı. Her yer mobese doluydu ama ortada bir tek saniyelik görüntü yoktu. Annesi için adalet arayan o genç kızın hukuk savaşı var sırada. Seni sen giderken gelen yağmurlara emanet ettim. O çok sevdiğin kır çiçeklerine. Senin için yaşayacağım. Anneye o son vedası, o son bakışı yürekleri dağlamıştı. Şimdi ise adalet peşinde. Özlüyor musunuz annenizi? Çok özlüyorum. Yani diyecek kelime bulamıyorum. Ya Allah kimseye yaşatmasın. Takvimler 8 Şubat'ı gösteriyordu. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan 48 yaşındaki Feride Savaşoğlu her sabah olduğu gibi işe gitmek için sabah 7'de evden çıktı. Bu yaya geçidini kullanıyor. Bir trafik magandası iddiaya göre hızlıydı. Haşim İşcan Caddesi üzerinde tam da bu noktada ona çarptı. İki çocuk annesi genç kadını öldürdü. Adam bu şekilde gelip altına aldığını düşünüyorum. Sürüklediğinden feci bir şekilde çarptığını düşünüyorum. Feride Savaşoğlu'nun kızı annesine servis aracının bu yaya geçidinde çarptığını iddia ediyor. Ancak bilirkişi raporundaysa annenin hiçbir şekilde yaya geçidini kullanmadığı, yani yaya geçidine yaklaşık 30 metrelik uzaklıktaki yoldan geçtiğini söylüyor. Çünkü ortada ne bir görgü tanığı ne de her yerde kamera olmasına rağmen tek kare kamera görüntüsü var. Şurada var. Var. Bakın burada hani bir sürü mobese var. Nasıl bu kayıtlar bana ulaşılamıyor? Yani işin içinde bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Genç kızın iddiasına göre annesine çarpıp öldüren trafik magandası o görüntüleri sildirdi. Kızının adliyede çalıştığı gibi bir duyum alıyorum yani sürekli. İşin içinde bir iş varsa çözülmesini istiyorum. Bir insan öldü, ben annemi kaybettim. Merve Savaşoğlu annesi için adeta hukuk savaşı veriyor. Olay anına ilişkin bir görgü tanığı arıyor. Aynı zamanda mobese görüntülerinin de ortaya çıkmasını istiyor. Ben görgü tanığı arıyorum kesinlikle. İlla ki o gün buradan sabah işe giden insanlar olmuştur. İnsaniyet namına bana lütfen ulaşsınlar. Onlar ortaya çıkmadan, çünkü gerçekler ortaya çıkmayacak. Annesine çarpıp ölümüne yol açan o sürücü ise dışarıda. Bu insan hiçbir şekilde bir gün içeride tutulmadı. Yani ortada bir ne olursa olsun bir ölüm var. Yani ben kesinlikle adaletin var olduğuna inanmak istiyorum.